Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde countable and uncountable nouns yani sayılabilen ve sayılamayan isimlere bakacağız. Hemen şuraya not alayım. Sayılabilen diyeyim arkadaşlar. Zaten an eki biliyorsunuz olumsuzluk veriyor. O yüzden bu da sayılamayan anlamına gelecek. Şimdi burada noun kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü e, isimleri biz sayılabilen ya da sayılamayan diye kategorize edebiliyoruz. Sıfatları edemiyoruz, fiilleri edemiyoruz vesaire. O yüzden isim kısmı burada önemli. Şimdi diyor ki bir ismin sayılabilir mi yoksa sayılamaz mı olduğuna karar verirken öncelikle o ismin fiziksel durumuna bakarız diyor. Fiziksel durumundan neyi kastediyor arkadaşlar? Bakalım. Şimdi tabii ki önce countable nouns ile başlayacağız. Bu arada bu dersimiz e, A2 yani elementary seviyesinin ilk dersi o yüzden bilmiyorum önceki seviyeyi tamamladınız mı? Tamamladıysanız yeni bölümümüze, yeni seviyemize hoş geldiniz diyeyim. Bizle beraber ileri seviyeye kadar devam etmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi sayılabilen isimler için şurada 3 madde var. Diyor ki genel anlamda bir bütün halinde bulunurlar ve biz bu maddeleri tek tek sayabiliriz. Ee, sayılabilenler için söylüyor bunu. Hem tekil halleri hem de çoğul halleri vardır diyor sayılabilen için. Tekil hallerinde başlarına EN alabilirler demiş. EN de bir anlamına geliyor. Bu sayılabilen sayılamayan dersi çok kafa karıştırıyor. Öğrencilerin pek sevmediği benimse anlatmaktan büyük keyif duyduğum bir ders. Çünkü arkadaşlar gerçekten anlatabileceğime inanıyorum. Siz de dikkatinizi verebilirseniz çok güzel olur. Bir daha da bunlarla uğraşmazsınız. Çünkü arkasındaki mantığı anlatacağım size. Genel olarak her şeyden bahsedeceğim ama mantığını anladığınızda herhangi bir ismin sayılabilip sayılamayan olduğunu %90 tahmin edebileceksiniz. Şimdi şu saydığım maddelerin örneklerinde diyor ki cat, cats, country, countries. Bakın bunlar bir bütün halinde bulunabiliyor. Birinci maddeye uyuyor. Kedi, ülke ve bunları tek tek sayabiliyoruz. Bir ülke, iki kedi vesaire gibi sayabiliyoruz. Tekili çoğulu var demiş. Cat, cats, country, countries olmuş. Kedi, kediler, ülke, ülkeler. Tekillerinde başına e alır. A cat, A country, alabilir. Şurada cümle örneğim var. My dog is hungry, köpeğim aç. My dogs are playing, köpeklerim oyun oynuyorlar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum yalnız. Sayılabilir, sayılamayan dedik, şu maddeleri söyledik ama bunlar Türkçe'ye göre değil arkadaşlar, İngilizce'ye göre. Bayağı farklılık var bu sefer. Normalde ben hep böyle benzeterek Türkçe'yi anlatıyorum ya. Bu dersimizde öyle yapamayacağız. Hani hep öğretmenlerin İngilizce düşün dedikleri olay var ya. Şimdi İngilizce düşünmek ne demek? Bunun canlı örneğini göreceksiniz. İkinci sayfama geçiyorum o yüzden. Sayılamayan isimlerin maddelerine bakalım. Diyor ki genel olarak taneli yapıda olurlar. Ve biz bu parçaları tek tek sayamayız. Taneli yapı deyince benim aklıma mesela pirinç geldi. Pirinci tek tek saymayız arkadaşlar sayamayız yani. Bir kilo pirinçte ya da bir çuval pirinçte kaç tane pirinç tanesi var sayamayız bunu. O yüzden sayılamayanlar da pirinç. Sıvı adlarının tamamını bu kategoriye dahil edebiliriz. Evet o yüzden mesela su sayılmaz. Örneklere bakalım. Burada bazı örnekleri koyu yazdım. Onlar önemli bizim için. Şimdi bakalım. Music, art, love, happiness, advice, information, News demişiz ilk satırda. Nedir bunlar? Müzik, sanat, aşk veya sevgi, mutluluk, tavsiye, bilgi ve haber dedik. Şimdi fark ettiyseniz şu ilk saydığım şeyler soyut şeyler. Mesela sevgi, mutluluk, ondan sonra tavsiye bunlar soyut şeyler arkadaşlar. Soyut şeyleri o zaman çoğunlukla sayılamayan kategorisine koyacağız diyebiliriz. Şurada news önemli. Neden önemli? Türkçe'de bunu biz haberler diye kullanıyoruz değil mi? Başlıklarını görürsünüz. Haberler denir. Ama İngilizce'de bu haber. Yani sonunda S olması da bizi özellikle yanlış yönlendiriyor. Çoğul S'i değil bu aklınızda bulunsun. Devam ettim ikinci satıra. Furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power var. Furniture, mobilya, luggage, bagaj, rice, pirinç, sugar, şeker, tereyağı, su, elektrik, gaz, güç, enerji diyebiliriz buna da. Elektrik anlamında da kullanılıyor yine power. Şurada da koyu bir tane money var. En kafa karıştıran bu belki para arkadaşlar. O yüzden onu da koyu yazdım. Çünkü para saymak diye bir fiil var bir kere. Nasıl para sayılamaz diye isyanlar geliyor. Haklısınız. Birazdan anlatacağım. Bu maddemizde diyor ki dikkat etmemiz gereken en önemli husus uncountable nouns yani sayılamayan isimler her zaman tekil yardımcı fiille kullanırlar. Şimdi bir önceki sayfada dedik ya sayılabilenlerin tekili de vardır çoğu da vardır ama sayılamayanlar her zaman tekil arkadaşlar bu aklımızda bulunsun. Mesela this news is bakın news ama is very important. Bu haber çok önemli diyoruz. Your luggage looks heavy. Yine tekil olarak kullandık bagajı. Senin bagajın ağır gözüküyor dedik. O zaman gelelim açıklamaya arkadaşlar. Neden? İngilizce'de bunlar sayılamıyor da Türkçe'de sayılabiliyor. Mesela neyden başlayalım? Paradan başlayabiliriz. İngilizce'deki mantığı arkadaşlar İngilizce düşünmemiz gereken şu. Bu para ifadesi karşılıklı olarak iki tarafa da aynı şeyi ifade etmiyor net olarak. O yüzden bunu sayılamayan kategorisine alıyoruz. Çünkü mesela bana para ver dediğimde ne kadar para ver değil mi? Kaç para ver? Ya da dolar mı ver, TL mi ver? Hiç belli değil. O yüzden para sayılamıyor. Zaten bunu birimlerine ayırdığımızda sayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela dollar kelimesi artık para birimi oldu. Sayılabiliyor. One dollar veya two dollars. Ya da one Turkish lira, Two Turkish liras. Bu şekilde artık sayılabilen kategorisine soktuk. Furniture mobilya, hani somut bir şey bu aslında. Neden sayılamıyor? Yine aynı şey arkadaşlar. Herkesin aklında mobilya deyince aynı şey canlanmıyor. Benim aklımda iki koltuk, bir sandalye canlanıyordur. Belki sizin aklınızda bir masa, dört sandalye canlanıyordur. O yüzden furniture kelimesi genel olarak mobilya anlamına geldiğinde sayılmıyor. Ama bunun parçaları da yine sayılabiliyor. Two chairs dersiniz, four tables dersiniz. Bunlar tek tek sayılabiliyor. Aynı mantıkla luggage, bagaj deyince yine herkesin aklına aynı şey gelmeyebilir ama sırt çantası dersem artık sayılabiliyor. Ya da valiz dersem artık sayılabiliyor. Two suitcases, one backpack diyebilirim arkadaşlar. Diğerleri daha çok mantıklı işte suyun sayılmaması, pirincin sayılmaması vesaire de mantıklı olabilir. Evet genel olarak mantığımız bu şekilde. Üçüncü sayfada çok güzel detaylar vereceğim. O yüzden hemen üçüncü sayfaya geçiyorum. Sayılamayan isimlerle alakalı yeni maddemde diyor ki sayılamayan isimler başlarına e, en almazlar. Çünkü bir diyemiyoruz onlara. An information veya a music diyemiyoruz arkadaşlar. Some other uncountable nouns. Diğer bazı sayılamayan isimler. Flower, oil, water, time, grass, traffic, un, yağ veya petrol anlamı da var oil'in. Su zaten biliyorsunuz. Time, zaman, grass, çimen, traffic de bildiğimiz trafik. Burada neden bahsetmek istiyorum? Time arkadaşlar az önce para örneğinde olduğu gibi zaman kavramı. Mesela zamanın var mı diyebilirim. Ne kadar zamanım var mı belli değil. Ama hour dediğinizde yani saat dediğinizde minute dediğinizde bunları artık sayılabilen olarak düşünüyoruz. Two hours diyoruz o yüzden iki saat veya five minutes beş dakika diye kullanabiliyoruz. Diğer listeme bakayım. Bread, milk, cheese, coal, paper, juice, hair, physics, butter demiş. Butter tereyağı az önce söylemiştik. Ekmek, süt, peynir, kömür, kağıt, meyve suyu, saç ve fizik ders ismi falan diye de kullanabiliriz bunu. Ee, burada da en çok beni zorlayan öğrencilerin sorduğu bread arkadaşlar, ekmek. Biz de çünkü bakkaldan iki ekmek aldı değil mi? Ekmek sayılabilir bir şey. Neden? Çünkü biz de arkadaşlar ekmek dediğimiz şey çoğunlukla aynı türde. Yani şimdi çok fazla türleri çıktı ama hala da baskın tür olarak biz somun ekmek kullanıyoruz. O yüzden bunu da mesela İki somun ekmek diyebilirsiniz artık sayılabilen kategorisine girer. Two loaves of bread ya da dilim söylersiniz. Five slices of bread. Beş dilim ekmek diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada onu açıklayacağım zaten. Sayılamayan isimler bazı özel durumlarda miktar ve kap ifadeleri kullanılarak sayılabilir duruma geçirilebilir. Yani sayılamayan şeyleri sayılabilene dönüştürebiliyoruz. Nasıl? Ya miktar olarak ya da kapla. Su örneğinden gidecek olursak 1 litre su 2 litre su diye bunu sayılabilene dönüştürebilirim. Veya 1 bardak su bir şişe su falan diyerek de yine sayılabilene dönüştürebilirim. Burada başka bir örnek verilmiş. Örneğin sütü tane tane sayamayız. Bir kapla ölçeriz. Bir bardak süt, bir şişe süt veya miktar olarak 2 litre süt diyebiliriz. Tabi bunu bazı durumlarda dedik. Neden bazı durumlarda? Mesela sevgi dedik değil mi? Sevgiyi bir miktar veya kapla <laughs> sayılabilene dönüştüremeyiz. O yüzden hepsi için geçerli değil. Hangileri için geçerli olabileceğini siz zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Haber için mesela a piece of news. Su için a bottle of water. A grain of rice. İşte burada bir şişe su veya bir pirinç tanesi demiş oldum. Şurada two tubes of toothpaste. Toothpaste, diş macunu demek. Bu arada bu derste yeni kelimeler öğrendiyseniz onları da kelime defterinize not alın lütfen. Çok fazla kelime geçti çünkü eminim mutlaka yeni kelimeler vardır çoğumuz için. Şurada a bar of chocolate veya soap. Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çikolata sayılamıyor, evet. Çünkü ne kadar çikolata. O yüzden bunu kalıp ifadesiyle, barla kullanıyoruz. Aynı şekilde sabun da öyle. Kalıp sabunsa a bar of soap diyebiliriz. Veya işte şeker için three kilos of sugar. 3 kilo şeker diyebiliriz. Ekmekten bahsetmiştim. 5 dilim ekmek. Kan mesela bu da sıvı değil mi? 2 units of blood. 2 ünite kan diyebiliriz. Ya da kömür. 1 sack of coal diyebiliriz. Bir çuval kömür demiş olduk. Sack çünkü çuval anlamına geliyor. Sayılabilen sayılamayan konusunun temeli özü bu şekilde. Eminim ki kafanızda artık daha nettir. Eğer değilse tabii ki yorumlara gelerek sorabilirsiniz. Bu dersin biraz uzun olduğu için burada alıştırmam yok. Zaten alıştırmam olsaydı size ancak kelime listesi verdim. Sayılabilir mi sayılamaz mı onu sorardım. Bunu kendi kendinize kelime çalışırken düşünebilirsiniz. Bunun pratiğini yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.